Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 28 Ağustos Çarşamba, Merkür günündeyiz. Hareketli ve sosyal bir gün sizi bekliyor. Bugün çok fazla bireysel olmamaya çalışın. Bulunduğunuz grup içerisinde lider pozisyonunda olabilirsiniz. Sizin fikirleriniz bugün daha ön planda olabilir. Bu durumda asıl amacınızı unutmayın ve uzlaşmacı davranmaya çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 28 Ağustos Çarşamba, Merkür günündeyiz. Hareketli bir güne giriş yapıyoruz. Günün ilk saatlerinde 02:10'da Ay İkizler Burcu'na geçiş yapacak. İkizler Burcu'ndaki Ay hareketli, meraklı, huzursuz enerjileriyle özellikle iletişimin yoğun olacağı, zihinsel faaliyetlerin yoğun olacağı bir gün yaratabilir. Ancak gün içerisinde gezegen hareketleri çok yoğun. Özellikle bazı açılar nedeniyle dikkatli olmamız gerekiyor. Venüs-Jüpiter karesi maddi manevi konularda aşırılıklara sebep olabilir. Özellikle beslenme, yeme, içme, alışveriş gibi konularda kontrollü olmakta zorlanabiliriz. Bunun yanı sıra Ay-Neptün arasındaki kare açıda zihinsel olarak konsantre olmamızı zorlaştırabilir. Unutkanlık, dalgınlık, kararsızlık oluşabilir. Bazı konularda yanılgılar meydana gelebilir. Bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle öncü grup burçların daha dikkatli olması gerekiyor. Öğle saatlerinde Ay-Güneş arasında da kare açı etkili olacak. Ay-Güneş kareleri özellikle karşı cinsle ilişkilerde veya hayatımızdaki otorite kavramlarıyla olan ilişkilerde sorunlar, çekişmeler yaratabilir. Gün içerisinde isteklerimiz ve amaçlarımızla karşılaştığımız bazı şartlar uyumlu olmayabilir. Bu da bizi zorlayabilir. Bugünün diğer bir etkisi de enerji gezegenimiz Mars'ın burç değiştirmesi olacak. Mars bugün artık Yengeç Burcu'ndan ayrılacak, Aslan Burcu'na geçecek. Bir süredir Yengeç Burcu'ndaki Mars daha içe dönük enerjiler veriyordu. Duygularımızı biraz zorluyordu. Şimdi Mars Aslan Burcu'nda daha dışa dönük, canlı, yaratıcı enerjiler verecek. Enerjimiz biraz daha artabilir. Tutkulu, coşkulu, güvenli enerjiler ortaya çıkacak. Ancak hareketlerimizde ve dürtülerimizde gurur ve ego biraz öne çıkabilir. Kontrol etmemiz gerekiyor. Aslan burçları başta olmak üzere diğer ateş grubu burçlar, Yay ve Koç burçlarının enerjisi de 16 Ekim'e kadar çok yükselecek. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.